Medyakritik'ten merhaba. Bugün 9 Nisan ve yine haberlerle, medya eleştirileriyle karşınızdayız. Güne damgasını vuracak gündem maddemiz koronavirüs vakalarındaki ve ölüm sayılarındaki hızlı artış. Son bir haftada vaka sayısı %34 ve can kaybı sayısı da %50 arttı ne yazık ki. Koronavirüste önümüzdeki günlerin çok daha zor olacağı anlaşılıyor. Tabip odalarının uyarıları var. Hakikaten Türkiye pandeminin başında bazı çevreler tarafından örnek ülke olarak gösteriliyordu. Ya, daha doğrusu Türkiye'de böyle bir imaj çizmeye gayret ediyordu. Ama pandeminin sürecin nasıl yürütüldüğünü bilen hekimler, bilim insanları aslında bu tehlikeye dikkat çekmişlerdi. Zaten pandeminin başındaki o pembe tablo da biraz sayılarla oynandığından, biraz şeffaflığın olmamasından kaynaklıydı. Aslında tam da iktidarın sürekli olarak başka çevreler için, muhalefet için ileri sürdüğü bir algı operasyonu vardı orada da. Çünkü çokça iddia ortaya atıldı ve çokça belge ortaya konuldu ki hem vaka sayılarında hem de can kaybı sayılarında bir perdeleme söz konusuydu. Ve Türkiye hiçbir zaman pandemiyle gereken ölçüde bir mücadele içerisine girmedi. Gereken önlemleri zamanında almadı. Geçen yıl da zorlu geçmişti. Bu yıl aşı nedeniyle umutlar biraz vardı. Aşı gelecek ve insanlar aşılanacak. Dolayısıyla pandemi hızla gündemimizden çıkacak diye bir beklentiye girmiştik. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Özellikle virüsün mutantlarının, yeni varyasyonlarının çıkması ve bunların hızlıca yayılması ki şu anda Türkiye'de koronavirüs vakalarında %75 oranında Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre İngiltere mutasyonu etkin. Bu da daha hızlı bir yayılma ve koronavirüs belirtilerinde de nezleye, gribe daha benzer belirtilerin görülmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla çok daha tehlikeli bir varyantla karşı karşıyayız. Ölüm sayıları ve vaka sayılarındaki artışın bu oranda olmasının bir nedeni de bu. Tabii asıl önemli nedeni önlemlerin alınmaması. Türkiye sürekli olarak halk sağlığını önceleyen bir tedbirler dizisi almaktan kaçındı. Israrla ekonomi öncelikli, siyaset öncelikli bir ajandayla ilerledi pandemi süresince. İş yerleri kapanmasın, ekonomi işleyebilsin temel amaçtı aslında. İşte bu nedenle tam bir kapanma gerektiği zamanlarda yapılmadı, hala da yapılmıyor. Vaka sayılarının bu kadar yükseldiği ülkelerde tam kapanmalara gidiliyor, sokağa çıkma yasakları ve ciddi önlemler alınıyor. Ama Türkiye bunu yapmaktan hala kaçınıyor. Yoğun bakımda yatak sayılarının hızla dolduğunu, çok az yatak kaldığına dair bilgiler var. Hastaları sedyede tedavi etme endişesi ortaya çıktı. Dolayısıyla hakikaten koronavirüs nedeniyle ciddi endişeli günler yaşıyoruz. Gazetelerin manşetlerine de bu yansıyor. İktidar basını olsun, muhalif basını olsun bu tehlikeye dikkat çekiyor. Ve tabii ki aslında iktidarın bundaki sorumluluğunu belirten haberlere ne yazık ki sıkça rastlayamıyoruz medyada. Oysa en başta AKP'nin kendisi, iktidar partisinin kendisi kongreleri kurallarına uygun olarak düzenlemeyerek bu tehlikenin önünü açmıştı. İşte artık tarihe geçen bir söz oldu. Debalep kongreler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla övünüyordu kongrelerde. Salonun dolu olmasını debalep dolu diye övüyordu kongreye katılanları. Halbuki aynı tarihlerde her türlü etkinlikler yasaklanıyor. İnsanların barışçıl gösteri hakları, kurallara uyarak düzenlemek istedikleri barışçıl gösteri hakları yasaklanırken kongrelerde binlerce, on binlerce insan bir araya geliyordu. Bunun zirvesi tabii AKP olağan genel kuruluydu. Şimdi bu artık hafızaya işlendi. Tabii ortada bilimsel çalışmalar olmadığı için buna dair ne kadarı kongrelerden, ne kadarı başka yerlerden bunları tespit etmek de güç. Ama artık kamu vicdanında vaka sayılarının ve ölüm sayının bu kadar artışında bu kongrelerin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buna dair koronavirüs verilerine dair haberimizi izleyelim. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan COVID-19 tablosu var biliyorsunuz. Programın başında da söyledim. 250 kişi daha salgın nedeniyle hayatını yitirdi. 55.941 vaka, yani artık 50 binlerin üzerinde seyrediyoruz. Vaka tespit edildi. Buna dair haberimize bakalım.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel veriler tablonun giderek ağırlaştığını gösteriyor. Bu verilere göre 258 yurttaş daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 33.201'e yükseldi. 304.492 test yapıldı. 55.941 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece vaka sayısı da 3.689.866'ya ulaşmış oldu. Hasta sayısı ve ağır hasta sayısındaki artış da sürdü. Güncel tabloya göre 2.316 hasta, 2.615 de ağır hasta tespit edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından tabloya ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Kılıçdaroğlu, "Milletin cebine kastettiğin yetmedi, artık canını da kastediyorsun." Türkiye lebalep hasta ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Evet, tablo böyle. Tablo gerçekten karanlık. Şimdi bölge gündemlerimize bakmaya başlayalım. Diyarbakır'da Bahar Kılıçgedik hazır sanırım. Günaydın Bahar. Günaydın Kemal. Koronavirüsle devam edelim. Sen aktardın genel olarak durumu ama peki bölgede durum ne? Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya aslında kısıtlama kararı için Ramazan ayının beklenmemesi gerektiğini söylüyor. Bölgede aşılama oranının düşüklüğüne dikkat çekiyor ve yaygın test yapılması gerektiği, aşılamanın hızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra yine vaka önceki döneme göre 4 ile 6 katlık bir artış olduğunu belirtiyor bölgede Halis Yerlikaya. Bir an önce önlemler alınması yönünde çağrılar var. Dün eğitimciler de birçok kentte, Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte açıklamalar yaptılar. Öğretmenlerin bir an önce aşılanması gerektiği ve yüz yüze eğitimle ilgili birçok önlemin alınmadığı belirtildi ve talepler sıralanmıştı. Koronavirüsle ilgili bunları aktarabiliriz. Bunun yanı sıra Diyarbakır'da 5 Nisan'da gözaltılar yaşanmıştır Rosa Kadın Derneği'ne ve birçok adrese baskın düzenlenmişti. Gözaltılar vardı. Dün adliyeye sevk edildi gözaltına alınan kadınların bir kısmı. 6 kadın tutuklandı. 9 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Bir kadına ev hapsi verildi. Jinnevs muhabiri Beyrtan Canözer de adli kontrolle serbest bırakılanlar arasında. 8 kadının gözaltı süresi ise sürüyor. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde şu an için tutuluyorlar. Van'da gazetecilerle ilgili bir gelişme vardı. 4 gazetecinin tahliye olmasına savcılık itiraz etmişti. İtirazın reddedildiğini belirtelim. Van'da askeri operasyona çıkan askerler tarafından helikopterden atılarak işkence gördükleri iki yurttaşın işkence gördüğünü haberleştirmişti Van'daki gazeteciler. Ardından tutuklanmışlardı. Yargılamada ilk davada tahliye edildiler. Mezopotamya Ajansı muhabirleri Cemil Uğur, Adnan Bilen, Cinnes muhabiri Şehriban abi ve Nazan Salan'ın tahliye edilmesine yapılan itiraz reddedildi. Van'da diğer bir gelişmede belediye çalışanlarına yönelik oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 2016 yılında Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamasının ardından belediyede birçok işçi çıkarılmıştı. İşlerine son verilen 8 kişi Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda hak ihlali kararı çıkması üzerine yerel mahkeme tarafından işe iade kararı çıktı. Urfa'da adalet nöbeti sürüyor. Emine Şahin Yaşar oğluyla birlikte Urfa Adliyesi önünde adalet nöbetindeler. Eylemleri 32. gününde adliye önünde bir oturma eylemi var. Cezaevlerinde açlık grevleri devam ediyor. 134. gününde hala talepler yerine getirilmiş değil. Gündeme ilişkin bunları söyleyebiliriz Kemal. Söz sende. Çok teşekkürler Bahar. Bölge gündemini aktardı bize. Koronavirüs haberleriyle devam edelim. Eğitim Sen birçok ilde basın açıklaması düzenledi. Aşılama programındaki gecikme protesto edildi. Yüz yüze eğitimin yarattığı risklere dikkat çekildi. Yaşasın örgütü mücadelemiz!
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitimsen birçok ilde yüz yüze eğitime ilişkin basın açıklaması düzenledi. Bu illerden ilki Diyarbakır'dı. Eğitim emekçileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Genel Başkan Necla Kurul da oradaydı. Kamu emekçileri kendilerini hiç bu dönemde olduğu kadar güvensiz hissetmemişti. Hiç bu dönemde olduğu kadar kendisini güçsüz ve zayıf hissetmemişti. Çünkü güçlerini elinden alan çok sayıda mekanizma var. Kurul krizle karşı karşıya olduklarını söyledi. Siyasal alanın bir krizi var, bir yönetememe sorunu var. Bu sağlıkta da karşı karşıyayız, bununla eğitim sisteminde de karşı karşıyayız. Yine COVID'in yönetiminde de, COVID-19 virüsünün salgınının yönetiminde de bu süreyle karşı karşıyayız. Hazırlanan basın metni okundu. Demokratik hak arama ve basın açıklaması yapmanın önüne her türlü engel çıkarılırken, LEBALEP kongrelerin yapıldığı ve her kongreden sonra o ilde vakaların patladığı bu dönemde, okullarımızdaki vaka artışları, ne MEB'in ne de iktidarın umrundadır. Aşılama programının yavaş ilerlemesine tepki gösterildi. Hem eğitim emekçileri hem de tüm eğitim bileşenlerinin aşılanmamış olması çok ciddi riskler barındırmaktadır. Talepler sıralandı. Yüz yüze eğitimin ertelenmesini, aşılamaların hızlanmasını ve tüm tedbirlerin alınarak tekrar yüz yüze eğitime geçilmesini talep ediyoruz. Covid-19 pandemisinin hem dünyada hem ülkemizde yayılmasının üzerinden bir yıla aşkın bir süre geçti. İzmir'de de Kemeraltı girişinde açıklama yapıldı. Yüz yüze eğitimle birlikte vaka sayısının ve ölümlerin arttığına dikkat çekildi. Salgının giderek yükseldiği bu süreçte eğitim emekçilerinin desteklenmesi gerekirken halen aşı planlamasında ikinci aşamanın 7. sırasında gösterilmeleri ve bir türlü öne alınmamaları. Adana'da ise açıklamanın adresi Heykelli Park oldu. Yapılan çağrılara rağmen başta aşı olmak üzere önlemler noktasında bir hazırlık gözükmemektedir. Aşılamanın hızlanması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Covid-19 salgınında eğitim bileşenlerinin yaşamı ve sağlığı tehlikeye atılamaz ve bu riskli durum daha fazla sürdürülemez. Eğitim emekçileri Şırnak'ta da açıklama yaptı. Anlam önlemlerin kapsamı genişledikçe okullarımız kademeli olarak açılmalı, yaşamın tüm alanları kademeli bir şekilde normalleşme kapsamına alınmalıdır. Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta görev yapan bir öğretmenin Kürtçe'ye ilişkin sözleri de hatırlatıldı. Biz bunu yaratılan ilkel ve milliyetçi zihniyetin kişide dışa vurma olarak değerlendiriyoruz. Bilimsel, layık, parasız eğitimden ve ana dilinde eğitimden yana olduğumuzu, mücadelemizi daha da yükselteceğimizi bilmesini istiyoruz. Evet, eğitim senin açıklamalarına baktık. Şimdi Rize'ye gidelim. Rize'de Genç Ağa Karafazlı bize Doğu Karadeniz gündemini aktaracak. Günaydın Genç Ağa Karafazlı. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Kıt komisyonu ele alınan Çaykur'un vahim tablosu gözler önüne serildi. Tabloya göre Doğu Karadeniz'de 2 milyon insanın en temel geçim kaynağı olan çayın geleceği tehlikede. Çaykur savurganlık içinde. Çaykur 2017 ve 2018 yıllarının bilanço netice hesapları Kıt Komisyonu'nda ele alındı. Toplantıya Çaykur adına Genel Müdür Yusuf Ziyalim katıldı. Sunumda Çaykur'un her yıl nasıl zarar ettiği konusunda bir açıklık getiremeyen Genel Müdür Alim, CHP ve İyi Parti sözcülerinin yoğun eleştirileriyle karşılaştı. Türkiye, dünyada en çok çay tüketen ülkelerin başında gelen Çaykur, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da zarar açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kıt Komisyonu'nda hesapları ele alınan Çaykur'un 2020 yılında 547 milyon lira zararla kapattığı açıklandı. Çaykur'un harcamaları ve reklam giderleri de tartışma konusu oldu. İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise Çaykur dünyanın en çok çay tüketen ülkesinde çay satmak için 2019 yılında reklam amaçlı 36 milyon lira, fuar ve festivaller için 896 milyon lira harcadı. Temperli kulüplü cam bardak için reklam maliyetinde 5 milyon 250 bin lira ödeme yapıldı. Yanında dağıtılan şemsiyeler takvimlerde var ama Çaykur'un satışı değil,
zararı artmış dedi. Daha önce de Çaykur'un satamadığı, depolarında çürüttüğü yaklaşık 20 ton çayı imha ettiği, tonlarca çay ise kullanım tarihinin geçmek üzere olduğu Sayıştay raporlarına yansımıştı. Çaykur'un kar zararı ile ilgili kısa bir not düşmek istiyorum sizlere. Bazı gazete ve TV'lerde Çaykur'un 2017 yılına kadar kar eden bir kurum olduğu, ancak 2017 yılında varlık fonuna devrinden sonra zarar etmeye başladığı şeklinde haberler yayınlandı. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Çünkü AKP iktidara geldiği günden beri Çaykur birkaç dönem hariç diğer dönemlerde sürekli olarak zarar eden bir kurumdur. Kamuoyunda yansıyan, daha doğrusu bazı medya kuruluşlarının yayınladığı varlık fonuna devredildikten 2017 yılından sonra zarar etmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Evet, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ordu'nun çevre sorunlarını dile getirdi. Çarpıcı iddialar gündemi taşıyan Adıgüzel, kurunun altındaki taş ocağına yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Adıgüzel, Fatsa'daki siyanür kullanılarak altın çıkaran madenin ise getirisinin götürüsünden fazla olduğunu ifade ederek siyanür kullanımının fındığı tehdit ettiğini savundu. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü maden arama sahasında kaçak alanda, çet olmayan alanda orman kesimi yapmaktadır ve defalarca uyarımıza rağmen buna hukuksuz bir şekilde devam etmektedir dedi. Son olarak Samsun'a geçiyoruz. Samsun'da Eğitim Sen'den Türkiye genelinde olduğu gibi bir eylem vardı. Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu, pandeminin ülkemizde yayılmasının üzerinden geçen bir yılı aşkın süreye rağmen AKP ve MEP alınması gereken tedbirler konusunda eğitim emekçilerinin talep ve önerilerine kulaklarını tıkadığını söyledi. Topaloğlu, her karar tepeden alınca eğitim süreci içinden çıkılmaz bir sürece yöneldi. Eğitim emekçilerinin çalışma hakkının önemsenmeyen bakanlık ve iktidara karşı karşıyayız. Tüm toplum sağlığı tehlike altındadır. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürdürebilecek iradeye sahip değildir. Mevcut koşullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi gerekir. Eğitim bileşenlerinin en temel hakkı olan sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüz yüze eğitimin yeniden sorgulanması ya da kaldırılması gerektiğini söyledi Topaloğlu. Evet, bölgeden aktaracaklarım bunlardı bugün. Evet, Genç Akar'a fazla çok teşekkür ediyoruz. Bize Doğu Karadeniz gündemini aktardı. Koronavirüsle ilgili gelişmelere devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün D8 teşkilatında, bu gelişen 8 ülkenin kurduğu bir örgüt, online toplantıya katıldı ve orada yerli aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yerli aşının tüm insanlığın istifadesine sunulacağını söyledi ancak tarih vermedi. Bir İslami megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişen 8 ülke teşkilatı 10. zirve toplantısına saraydan canlı bağlantıyla katıldı. D8, Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya tarafından 15 Haziran 1997 tarihinde kurulmuştu. 10. zirve ile birlikte Türkiye 4 yıldır sürdürdüğü dönem başkanlığını Bangladeş'e devretti. Zirveye hitap eden Erdoğan pandemiye değindi. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki günlük vefat sayıları 300'e dayanmışken vatandaşlara en ileri sağlık hizmetlerini sunduklarını söyledi. Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmetlerini sunarken dost ve kardeş ülkeleri de asla kaderlerine terk etmedik. 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla bu zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. Yerli aşı hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önce yerli aşının Nisan'da kullanıma hazır hale getirileceğini açıklayan Erdoğan, bugünkü konuşmasında tarih vermedi. Türkiye olarak halihazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı
süreçlerin tamamlanmasını müteakip, kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın istifadesini sunacağız. D8 içi ticaret hacminin 7 kat arttığını, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. İslami Megabank önerisi getirdi. Online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz. İktidarın politikaları nedeniyle döviz kurunda kriz yaşanırken, Cumhurbaşkanı'nın çözüm önerisi yerel parayla ticaret oldu. 2017 yılındaki İstanbul zirvemizde yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğumda hatırlanacaktır. Geçtiğimiz 4 yılda yaşananlar bu çağrının ispatını ve isabetini ortaya koydu. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. Erdoğan, D8 Takas Bankası'nın çalışmalarını hızlandırmasını da istedi. Evet, koronavirüsle ilgili gelişmelere devam edelim. Aşı önemli. Niye aşı önemli? Çünkü vakaların önüne geçilemiyor ve dünyada da koronavirüsle mücadelede iki şey çok etkili olduğu açık. Birincisi tedbirlere uyulması. Tabii tedbirlere uyulmasını topluma bırakmak, kural koymadan toplumun kendiliğinden bu tedbirlere uyulmasını beklemek başarılı sonuç vermiyor. Ama devletin yerinde ve zamanında aldığı önlemler vaka sayılarını ciddi şekilde sınırlandırabiliyor. İşte şimdi bu aşı meselesinde nasıl bir manzara var? Aşıda neden yavaş gidiliyor? Hürriyet gazetesi bunu manşetine taşımış. Ahmet Hakan konuşmuş Sağlık Bakanı Koca'yla ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Haziran'a kadar 40 yaş üstü aşılanacak manşetiyle Hürriyet'te yer bulmuş. Bakalım Sağlık Bakanı ne diyor? Sağlık Bakanı Ahmet Hakan'ın bu nereye gidiyoruz sorusuna, vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef demiş. Bu gevşettik iktidarı da mı kapsıyor yoksa topluma yönelik bir suçlama mı? Genellikle iktidar topu topluma atıyor. Yani toplumun maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamasını eleştiriyor. Ama hep söylediğimiz gibi burada devletin düzenleyici bir rolü var. Devletin kural koyması ve tabii kural koyarken de mağdur olacak, bu kurallardan ötürü yaşanacak mağduriyetleri giderme yükümlülüğü var. Tabii Türkiye koronavirüs desteklerinde dünyada son sıralarda, yani koronavirüs nedeniyle işini kaybeden, çalışamayan insanlara yeterli destek veremeyecek durumda. Ekonomi kötü durumda, dolayısıyla bu yüzden ekonomiyi önceliyor. Ekonomide çarklar dönsün diyor. Tam kapanmanın ekonomiye olumsuz etkilerini düşündükleri için bunu yapamıyorlar. Nitekim Ahmet Hakan da bu yazısına şöyle demiş. Vaka sayıları artıyor, hem de çok fazla artıyor. Halkta bıkkınlık var, hem de çok fazla bıkkınlık. Tam kapanma dendiğinde akla ekonomi geliyor. Aşı konusunda hız kesildi. Pek bir ilerleme yok gibi. Peki Fahrettin Koca ne diyor aşıyla ilgili olarak? Bir hedef koymuş Haziran'da 40 yaş üstünü aşılamak. Peki ama neden yavaşladı, neden aşıda istenilen hedefle tutturulamadı sorusuna şunu söylemiş. Bir aşı savaşları var diyor. Sadece bizde değil, tüm dünyada sorun. Yapılan bütün hesaplar tüm dünyada şaştı. Müthiş bir aşı savaşı var. Sözleşmelere uyulmuyor ama biz ısrarla takipteyiz demiş. BioNTech'ten 4,5 milyon doz geldiğini hatırlatıyor ve BioNTech'in sahibiyle görüştüğünü, Uğur Hoca ile dün görüştüm, yakın takipteyim diyor. Haziran ayı dahil olmak üzere bu sayı artacak. Rus aşısıyla ilgili görüşmeler sürüyor ve temel hedef Haziran'a kadar 40 yaş ve Temmuz'a kadar da 20 yaş üstünü aşılayabilmek diyor. Ramazan'ı fırsata çevirmek gerektiğini söylüyor. Ramazan'da hareketliliği azaltmak gerektiğini ifade ediyor Sağlık Bakanı ve pazartesi günü bilim kurulu toplantısı, salı günü ise kabine toplantısı olduğuna dikkat çekiyor. Buralara dair bir detay vermemiş Sağlık Bakanı Ahmet Hakan'la konuşurken ama herhalde buralardan farklı önlemler çıkabilir. Çünkü böyle bir yoğun beklenti var ve vaka sayılarındaki artış da iktidarı yeni önlemler almaya zorluyor. Son olarak aşının olumlu etkilerini gördüğünden bahsediyor
Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısına göre hastanede entübe olan, yoğun bakıma alınan, hastanede yatan hasta sayısının aynı oranda olmadığını görüyoruz demiş ama yine de hastaneler alarm veriyor ve buna dair de çokça haber var. Bilim Kurulu üyesi Afşin Kayıpmaz konuşmuş yurt dışından gelecek aşılara dair. O da üretici ülkelerden kaynaklanan sorunlardan dolayı istediğimiz doz şu ana kadar gelmiş değil. Bundan sonrasında inşallah kalan dozlar gelirse biz çok daha fazla aşılama yapacağız demiş. İşimizin inşallah'a maşallah'a kaldığı bir aşamayı ifade etmiş böylece. Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın yazısına bakalım. Mutant çarpması demiş. Bir ay içinde 8 kat birden vaka sayısını artıran, ölüm oranlarında zirve yaptıran nedenin adını bilim insanları net koyuyor. Mutant çarpması. Aslında hepsi de bu noktaya geleceği konusunda emindi. Yakın geçmişte de bugünü net tarif etti. Gelinen nokta ise tam anlamıyla içinden çıkılması zor bir durum. O nedenle bir yandan muhalefet dahil birçok kesimi şimşeklerin üzerine çeken bilim kurulu üyeleri konuşmaktan bıkmış, moral çöküntüsü içinde çıkış arıyor. Diğer yandan da sözlerinin yine dinlenmemiş olmasının yakınması için de Karadeniz'in mezar taşına yazdığı cümleyi tekrarlıyor. Dedim bak ne oldu. Sorunun temelinde olan ise tek başına 1 Mart'ta alınan serbestleşme değil. Profesör Doktor Ateş Kara 3 etkenin bir araya gelip vaka patlamasına neden olduğu görüşünde. 1. Mutant virüsün toplum içindeki yayılımı 3-4 haftada artış gösteriyor. 2. 1 Mart'ta normalleşme kararı alınırken Türkiye'deki mutantların tablosu tam çıkarılmadı. 3. Mart'ın 15'inden itibaren de 3'ü bir araya gelip vakayı patlattı ve 3 hafta sonra önümüze koydu. Aşıdan kaçıyor mu ara başlığı var. Orada da aşı meselesini ele almış Muharrem Sarıkaya. Toplumun 65 yaş üstü aşılandı. Dolayısıyla ölümlerin ve enfeksiyona yakalananların bir yaş tablosu var mı? Bakanlıktan aktarıldığına göre aşı olan 65 yaş üstünde ağır hasta olana çok rastlanmıyor. Neredeyse %70'e aşkın bölümü yakalansa da ağır hasta olmadan atlatıyor. Yani aşı virüsten korumayı tam yapmamakla birlikte ağır hasta etmiyor. Bugün yakalananların ağırlıklı bölümü 65 yaş altı kişilerden oluşuyor. Yine aktarıldıklarına göre mutantlar aşıları ve antikorları aşma becerisi gösteriyor. Vaka sayısındaki artışın gerisinde bu yatıyor demiş. Peki nasıl çıkılacak bu işten? Bilim kurulu üyelerinin hemen hepsinin önerisi tek, Ramazan süresince kapanılabilecek en üst düzeyde kapanma yoluna gidilmesi, yoksa sürü bağışıklı beklentisine girilmesinin bir fayda getirmeyeceği görüşündeler. Gerekçeleri de mutant virüslerin bu denli yaygın olduğu bir ortamda sürü bağışıklığının gerçekleşme olanağının bulunmadığına ilişkin bilimsel veriler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği dün yayınladığı bildiride şu ana kadar 3,4 milyon kişinin hastalık geçirdiğini, 7,2 milyon kişinin de ikinci doz aşısını yaptırdığını anımsatıp en düşük bağışıklık düzeyinin toplumda 12,8 oranında kaldığını anımsattı. Halk sağlığı uzmanı olarak geçmiş deneyimlerden yola çıkarak bir noktanın altını çizdiler. Saptanan her olguya karşılık olarak en fazla 10 katı kadar belirsiz olguların olduğu kabul edilir. Böyle olsa dahi toplumdaki bağışıklık oranının çok düşük kaldığı, dolayısıyla sürü bağışıklığı beklentisinin bir sonuç getirmeyeceği görüşündeler. Yani sürü bağışıklığı beklentisinde bir sonuç yok. Aşılar gelmiyor. Aşılarda sıkıntı olduğu çok açık anlaşılıyor. Bu ister iktidarın beceriksizliği olsun, ister uluslararası aşı piyasasındaki savaşlardan kaynaklansın. Hedeflere ulaşılmayacağı açık. İşte 40 yaş üstü Haziran'a kadar, 20 yaş üstü Temmuz'a kadar deniliyor ama bunlar iyimser, nitekim inşallahla süslüyorlar aşı beklentilerini. Tabii bütün bunların olacağını bilim insanları söylüyordu. Muharrem Sarıkaya da köşesinde belirtmiş. Mutantların yayıldığı da ortadaydı. Dolayısıyla ilk İngiltere mutantı görülmesinin üzerinden aylar geçti. Buna dair sıkı önlemler alınmadı. Hala kimse tam kapanmadan bahsedemiyor. Oysa tablo tam kapanmayı gerektirecek bir düzeye ulaştı. Tam kapanma olmadıkça bununla nasıl baş edilecek çok zor. Gazetelere bakalım. Gazeteler koronavirüsteki bu aşırı tırmanmayı, yani Avrupa'da vaka sayısına göre birinci sıraya getiren bir tırmanma bu.
nasıl görmüşler? Hürriyet'e baktık. Orada Sağlık Bakanı'nın umut vadeden açıklamaları manşetteydi. Sözcü gazetesinde rekor üstüne rekor başlığıyla çıkmış. Başka sayılar da var. Faiz, işsizlik, enflasyon, mahkum sayıların yanı sıra Covid-19'a ilişkin sayılar da bu rekor üstüne rekorun içine konulmuş. Türkiye maalesef hayati konularda acı birincilikler yaşıyor manşetiyle çıkmış. Gönül isterdi ki Türkiye ekonomiden sağlığa, bilimden sanata ve insan haklarına kadar her konuda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışsın ama olmuyor. Olumsuzluklarda başı çekiyoruz denilmiş. Covid-19 günlük vaka sayısında Türkiye Avrupa'da birinci, 56 bin vakayla. Ukrayna 15, Almanya 15, Polonya 15 bin ve İtalya'da 14 bin. Ve altta bir aşı meselesindeki plansızlığı ve çarpıklığı anlatan bir haber var. Futbolcuya aşı var ama öğretmene yok. 1,5 ayda 18 öğretmeni korona yüzünden kaybettik denilmiş haberde. Tabii ki futbolcular da aşılanmalı ama daha önceliklisi her gün yüz binlerce öğrenciyle yüz yüze gelen öğretmenlerimiz olmalı denilmiş. Ve bir başka birinci sayfa haberi, yoğun bakımlar 2 günde dolabilir. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Vedat Bulut, Türkiye'de şu anda 360 bin aktif hasta olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı deniliyor. 2-3 gün içinde yoğun bakımlar hizmet kapasitesini aşma noktasına gelecek. Hakikaten alarm üstüne alarm verecek bilgiler bunlar. İktidar basınından Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak aslında belki de gelecek hafta işte pazartesi bilim kurulu, salı bakanlar kurulu toplantısından önce bir tür zemin hazırlıyor olabilir. Onu düşündürten bir manşeti var. En radikal tedbirleri alalım. Covid-19 ile mücadelede aylarca örnek ülke olarak gösterilen Türkiye, son normalleşmenin ardından günlük vaka sayısı 60 bine, vefat sayısı da 300'e dayandı. Hem salgının kontrolden çıkmaması, hem can kayıplarının artmaması, hem de ekonominin tamamen felç olmaması için yeniden radikal tedbirlere başvurulması gerekiyor demiş Yeni Şafak. 81 şehir kapansın diye bir de ara başlık var. Dolayısıyla Yeni Şafak'ın bu manşeti belki de gelecek hafta mecbur kalınan bu önlemlerin gelebileceği konusunda bir işaret sayılabilir. Milliyet'e bakalım. Milliyet koronavirüs haberlerini ısrarla takip eden, manşetten veren bir gazete ve o da vakada %34, ölümde %56 manşetiyle çıkmış. Covid-19 bir haftada böyle yükseldi deniliyor. 1 Nisan'da 40 bini aşan Covid-19 vaka sayısı 7 Nisan'da 54.740'a yükseldi ki dün çok daha 8 Nisan'da bunun 60 bine dayandığını görüyoruz. 1 Nisan'da 176 kişi hayatını kaybederken 7 Nisan'da bu sayı 276'ya çıktı denilmiş, sayılar verilmiş ve Ramazan'da tam kapanma olabilir başlığıyla bir haberin duyurusu var. Düğün artarsa cenaze de artar. Düğünlerin koronavirüs yayılımındaki etkisine dikkat çeken bir haber. 125 bin öğretmen daha aşılanacak diye de bir başlığı var Milliyet gazetesinde. Dolayısıyla Ramazan'da kapanma işaretlerini daha fazla gördüğümüz bir haber. Şimdi Yeni Çağ'a bakalım. Yeni Çağ'da salgın kontrolden çıktı demiş. Yoğun bakımda kuyruk var manşetinde. Dünya dördüncüsü olduk. Hindistan, Brezilya, Amerika'nın ardından Türkiye günlük vaka sayısında dünya dördüncüsü. Ve günlük vefatta da öyle. Hastanelerin sağlık yükünün her geçen gün artına dikkat çeken Profesör Doktor Faruk Aydın, yoğun bakımlar dolu, sıra bekleyen birçok hasta var. Bu hızla devam ederse çökme yakında demiş. 70 bin vakaya doğru gidiyoruz ara başlığı var. Ramazan'da tam kapanmanın şart olduğunu söylemiş Profesör Aydın. Mücadelemiz her geçen gün zorlaşıyor demiş. Salgındaki vaka artışına Türk Tabipleri Birliği'nin gösterdiği tepki de birinci sayfasında Yeni Çağ'ın ve de o da yanlışlıklarda ısrar edilmesi sosyal cinayettir ara başlığıyla sunulmuş. Dolayısıyla iktidarın sorumluluğuna dikkat çeken bir haber. Ve Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfası tamamen koronavirüse ayrılmış.
yaşatmak için hayatı durdur başlığıyla ve bir koronavirüs imajı üzerinden alınması gereken önlemleri sıralamış. Bir Gün Gazetesi daha geç olmadan kapat başlığıyla 6 önlem. Bir aylık tam kapanmaya geçilsin denilmiş. 2 ücretli izin, maddi destek sağlansın. 3 yaygın test ve hızlı aşı yap, izolasyon uygula denilmiş. 4 tüm sağlık hizmetleri kamulaştırılsın. 5 siyasi değil bilimsel karar alınsın. 6 faturalara af gelsin, borçlar ertelensin denilmiş. Esasen birçok ülkede uygulanan önlemlerin Türkiye'de de uygulanmasını talep eden bir haber ve vaka artışını gösteren bir grafik konulmuş. Eserinizle övünün denilmiş. Yoğun bakım servislerindeki yatak sıkıntısı da yine Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde. Efendim, koronavirüs yoğun bir gün geçiriyoruz, yoğun bir gündemimiz var. Ama gerçekten devletin bir an önce önlem alması gerekiyor. Bu önlemleri almadığı takdirde vaka sayısının ve can kaybı sayısının çok çok artacağı görülüyor ve bunların sağlık sistemini çökertme tehlikesi var. Özellikle yoğun bakımlardaki hasta sayılarının artması çok ciddi alarm veriyor ve koronavirüs sadece COVID-19 hastalığına yakalananları değil, diğer hastalıklara maruz kalanları da etkiliyor. Onların tedavisini olumsuz etkiliyor. İşte kanser vakalarındaki artış, kanser hastalarının tedavi edilememesi ve insanların koronadan kaynaklı korkarak hastaneye gitmemeleri nedeniyle kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok tehlikeli hastalığın tedavisini yaptırmamaları halk sağlığını çok ciddi tehdit eden uygulamalar. Eğitim zaten felç olmuş durumda. Eğitimdeki aksaklıklar ortada. Dolayısıyla bir an önce tam kapanma olmadan bunların aşılması da mümkün görünmüyor. Dileyelim ki iktidar aklını başına alır ve koronavirüs önlemlerini gerektiği ölçüde yerine getirir ve de toplum sağlığını önceleyen bir politika uygulamak zorunda bırakılır diyelim. Efendim, devam edelim gündem haberlerimize. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'taydı. Biliyorsunuz son günlerde CHP'de bir ciddi hareketlilik var. Önceki programlarımızda da söylemiştik. Bir erken seçim beklentisi olduğu yansımıştı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sonbaharda bir erken seçim olacak demişti. Kamuoyuna böyle bir açıklama yapmıştı. Partide de buna yönelik bazı uygulamalar var ve milletvekilleri sahada, Kemal Kılıçdaroğlu da il il geziyor ve Sinop'ta esnaf ziyaretindeydi dün. Önce esnafı ziyaret etti. Geçinemiyoruz dedi esnaf Kılıçdaroğlu'na ve erken seçim istedi. Kılıçdaroğlu daha sonra muhtarlar ile bir araya geldi ve HDP'ye yönelik kapatma davası ve baskılara dair de çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Sinop'un aynı zamanda sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınması lazım. Bir süredir Anadolu şehirlerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Karadeniz'deydi. Sinop'a giden Kılıçdaroğlu'nun programı yoğundu. Belediye ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Biz bu güzel ülkeyi cennete çevirmek istiyoruz, cehenneme değil. Birlikte yaşayacağız ve huzur içinde yaşayacağız. Kılıçdaroğlu esnafın sorunlarını da dinledi. Nasıl işleriniz? Vallahi işler iyi dersek yalan söylemiş oluruz. Evet. Gerçekten kirayı veremiyoruz, kredileri ödeyemiyoruz. Evet. Esnaf kan alıyor. Şu adam haftada bir tane araba gönderebilir. Bomboş geliyor, bomboş geliyor. Evet. Her şey sıkıntı. Vergin ödeyebiliyor mu, bakırın ödeyebiliyor mu? İşçinin parasını verebiliyor mu diye sordu, yok. Sadece kapatıyor. Bu kadar mağdurus. Kredi kartından al, oraya yatır. Oradan al, oraya yatır. Esnafın yaşanan enflasyona ilişkin sözleri dikkat çekiciydi. Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz yani. Ekonomimiz güzel olduğu için. Bugün 20 lira, yarın 25 lira. Sinoplu esnaf CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim istedi. Erken seçimi dilendirsek artık. Ben bu seçim görmüyor musunuz? Var mı sizce? Olması lazım. Kılıçdaroğlu daha sonra muhtarlarla bir araya geldi. Bakın, siyaset kimlikler üzerinden yapılmaz. İnanç üzerinden yapılmaz. Yaşam tarzı üzerinden yapılmaz. HDP ile ittifak yapılmasına ilişkin eleştirilere cevap verdi. Bizim bir ittifakımız vardı. Adı Millet İttifakı.
4 parti var orada. HDP ayrı parti. Biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP ile beraber biz bir parti olduk demedik. HDP'nin kapatılması tartışmalarına değindi. Ama bizim bir özelliğimiz var. Tarihin bize yüklediği bir özellik var. Biz zulmün karşısında susmayız. Haksızlık karşısında susmayız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Evet, Kılıçdaroğlu'ndan sonra HDP'ye bakalım. HDP'de de eş genel başkan Pervin Buldan dün il eş başkanları toplantısında konuştu. Ve bir süre önce Selahattin Demirtaş'ın dile getirdiği üçüncü yol konusunda, üçüncü ittifak konusunda mesajlar verdi. Buldan, devletçi iki egemen bloğa karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz dedi. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Ankara'da yapılan HDP il eş başkanları toplantısına katıldı. Buldan toplantının açılışında konuştu. AKP-MHP iktidarının HDP'yi kapatma girişimine yanıt verdi, üçüncü ittifak konusunda açıklamalarda bulundu. Partilerine yönelik baskılara dikkat çekerek HDP'yi lotus çiçeğine benzetti. İşte HDP'de lotus misali çok renkliliğin ve yaşamın adıdır bu ülkede, bu coğrafyada. HDP'nin halkların özgürlüğüne açılan üçüncü yol olduğunu söyledi. Tekçi otoriter cumhuriyetin karşısında demokratik cumhuriyetin güvencesi ve kalesidir aynı zamanda. HDP halkların özgürlüğüne ve eşitliğine açılan üçüncü yoldur değerli arkadaşlar. HDP halkların kendisidir, halkların geleceğidir. Kapatma davasının açılması için yapılan girişimleri hatırlattı, bunun halk iradesine karşı bir girişim olduğunu belirtti. Amaçları HDP'nin siyaseti belirleme ve dengeleri değiştirme gücünü kırmak, etkisiz hale getirmektir. Ülkeyi Demokrasi İttifakı'yla birlikte yönetme yolunu HDP'ye kapatmaktır akıllarınca. İktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini darbe uygulaması olarak değerlendirdi. İstanbul Sözleşmesi kadınların anayasasıdır, mücadele ve direniş sözleşmesidir aynı zamanda. Bu iktidardan kurtulma sözleşmesidir. Bunu da feshetmeye asla ve asla güçleri yetmeyecek ve biz kadınlar buna izin vermeyeceğiz. AKP-MHP faşizmi son demlerini yaşıyor diyen Buldan, üçüncü ittifak konusunda mesajlar verdi. Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz ve Demokrasi İttifakı'nı genişleterek ülkeyi bu karanlıktan mutlaka kurtaracağız. Bu konuda iddialıyız ve kararlıyız. Evet, Pervin Buldan'ın son sözleri, bu üçüncü ittifak meselesine ilişkin sözleri önemli. Selahattin Demirtaş bir süre önce bir söyleşisinde bunu dile getirmişti. Milliyetçi çevrelerin HDP'ye dair yaklaşımı değişmezse üçüncü ittifak düşünülmeli ve hayata geçirilmeli demişti. Zaten bir Demokrasi İttifakı önerisi var Demirtaş'ın ve HDP'nin. Bu Demokrasi İttifakı'nı şimdiki Millet İttifakı bileşenlerini de kapsayacak şekilde oluşturma gibi bir hedefleri var. Yani iktidardan memnun olmayan, alternatifi olan ve bir demokrasi inşa etme perspektifiyle yürüyen herkesi kapsayacak bir ittifaktan bahsediliyor. Demokrasi İttifakı denilerek. Ama son zamanlarda HDP'nin kapatılması davası başta olmak üzere HDP'ye yönelik baskılar arttıkça Millet İttifakı içerisinde de HDP'ye yönelik İyi Parti başta olmak üzere olumsuz tavırlar da artıyor. Dolayısıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tam da Pervin Buldan'ın bu sözlerinin ardından biraz önce haberde verdiğimiz HDP'ye yapılan haksızlıklara karşı çıkan açıklaması önemli. Sanırım üçüncü bir ittifak kurulmasının dile getirilmesi CHP'yi de HDP'yi Millet İttifakı'na yakın bir noktada tutma, Millet İttifakı'nın içerisinde değil ama yerel seçimlerde de görüldü ki birlikte hareket edilebilir bir pozisyon var. Orada tutma konusunda adım atmaya zorluyor. Önümüzdeki dönem siyasette bu üçüncü yolun, üçüncü ittifakın daha çok tartışılacağını
görebileceğiz. Geçelim, İyi Parti'ye geçelim. Mecliste konuştu İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan. Hükümetin mecliste tekrar oylattığı güvenlik soruşturmasını eleştirdi. Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin tekrar oylatılmasını eleştirdi. Çünkü muhalefet oylarıyla reddedilmişti ve anayasaya göre bir yıl daha aynı konuda teklif getirilememesi gerekiyor. Meclis Başkanlık Divanı darbesi ifadesini kullandı. Hükümetin ekonomi politikaları da Türkan'ın gündemindeydi. Genel kurulda geçen hafta İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan mecliste gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmememiz gereken bir kanunu görüştük. Zira geçen hafta meclis bu kanun görüşülmesini maddelere geçerken reddetmişti. İktidarın iç düzeye aykırı biçimde tekrar oylamaya açtığı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifine ilişkin konuştu. Darbe dedi. Meclis Başkanlık Divanı darbesiyle bu kanunu tekrar görüşmek zorunda kaldık. Milli irade yok sayılmıştır. İktidara seçimde kaybederse ne yapacağını sordu. Sakın ola, biz seçimi kaybedersek biz bu mühürü vermeyiz, bu koltuğu bırakmayız diye aklınıza getirmeyin. Türkkan gündemin değiştirilmek istendiğini vurguladı. Hükümeti Montrö Sözleşmesi ve Kanal İstanbul projesi üzerinden eleştirdi. Aklınızdan bile geçirmeyin. Kanal İstanbul saçmalığınıza kılıf uydurmak için de sakın ola Montrö'ye göz dikmeyin. Yurttaşın asıl gündemini işaret etti. Yokluk ve yoksulluk. Bu yarattığınız suni gündemin vatandaşın gündemi olmadığını emin olun çok rahat görürsünüz. Ama yeter ki vatandaşın arasına karışabilecek yüzünüz olsun. 60 yaşımın üzerindeyim, böyle bir döneme rastlamadım dedi. Kaşar peynirine alarm takıldığı bir güne rastlamadım. Türkiye bugünler hiç yaşamadı, emin olun yaşamadı. Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'le görüşmesine de tepki gösterdi. Sarayın ve Avrupa Birliği'nin ortak tek bir zemini var, o da para. Türkiye'de ekonominin iflas ettiğini bilen Avrupalı liderler Sayın Erdoğan'a para teklif ediyorlar. Niçin? Türkiye'den Avrupa'ya mülteci geçişini durdurmak için 6 milyar dolar karşısında 5 yıllık bakıcılık anlaşmasını uzatmak için. Çözüme işaret etti. Tüm bunlara dur demenin, Türk milletini sefaletin ve felaketin eşiğinden döndürmenin tek bir yolu var. O da erken seçim. Evet, Medya Kritiği'nin ilk bölümünün sonuna geldik. Kısa bir aramız var. 10 dakika saat başında yeniden birlikte olacağız. Görüşmek üzere.